Mide koruyucu ilaçlar zararlı mı? Kaynak Profesör Doktor Nihat Okçu, gastroenteroloji uzmanı, Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi. Proton pompası inhibitörü mide koruyucu ilaçların tıpta kullanım alanları. Halk arasında mide koruyucu ilaç olarak isimlendirilen tıpta proton pompası inhibitörü PPI denilen ilaçlar son 30 yıldır dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk zamanlarda yan etkileri yönünden güvenilir ilaç grubu olarak bilinen bu ilaçlar üzerinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu ilaçların uzun süreli kontrolsüz kullanımları bazı sağlık problemlerine sebep olmaktadır. PPI ilaçların tıpta en sık kullanıldığı hastalıklar. Mide ve ince bağırsak ülserleri. PPI ilaçlar mide ülseri ve 12 parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde birinci basamakta kullanılan ilaçlardır. Reflü hastalığı. Reflü hastalığı mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla ortaya çıkan, göğsün orta kısmında yanma ve yemekten sonra yemeklerin geriye doğru ağza gelme hissi şeklinde şikayetlere neden olan hastalıktır. PPI ilaçlar bu hastalığın tedavisinde de tercih edilen ilaçlardır. Gastrin hormonu salgılayan tümörler. Gastrin hormonunun aşırı salgılanmasına neden olan ve başta mide olmak üzere ince bağırsağın çeşitli seviyelerinde ülsere neden olan tümörlerde aşırı artmış mide asidini bastırmak için PPI'leri diğer tedavilerle birlikte kullanılır. Romatizmal ilaçların kullanılması ile ilişkili ülserlerin gelişmesini önlemek amacıyla. Helicobacter pylori diye adlandırılan ve gastrit ülser oluşumunda rolü olan bu bakterilerin tedavisinde PPI grubu ilaçlar tedavi rejimlerinin bir bileşenidir. Uzun vadeli PPI kullanımı birçok güvenlik endişesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu sürenin ne kadar olduğu konusunda bir görüş birliği olmamakla birlikte 6 ay ile 1 yıldan fazla kullanım süreleri uzun süre olarak değerlendirilebilir. PPI'lerin uzun süre kullanılması ile ortaya çıkabilecek durumlar 2 başlık altında incelenebilir. Mide ve bağırsakla ilgili olanlar, mide bağırsak dışı olanlar. PPI ilaçların uzun süreli kullanımında ortaya çıkabilecek sağlık problemleri. Uzun süreli kullanma konusunda araştırmacılar arasında kesin bir fikir olmamakla birlikte bu süre genel olarak 1 yıldan fazla bir zamanı kapsamaktadır. Bu istenmeyen etkiler 2 başlık altında toplanabilir. Mide bağırsakla ilişkili olanlar, ince bağırsak enfeksiyonları. PPI ilaçların uzun süreli kullanılması bir tür patojen bakteri olan C. difficile denilen bakteri enfeksiyonunun artışına sebep olmaktadır. Bu bakteri kişiden kişiye değişmek üzere hafiften şiddetli formlara kadar değişen ishale neden olmaktadır. Yine salmonelloz ve Campylobacter gibi diğer patojen bakterilerin de bağırsakta aşırı çoğalması ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Mikroskopik kolit. Burada endoskopik muayenede önemli bir bulgu olmamasına rağmen biyopside bağırsak katmanlarında patolojik değişiklikler görülür ve bu durumda ishalle kendini gösterir. İshalin şiddeti hastadan hastaya değişmektedir. PPI'lerin uzun süre kullanımında bu tür ishal kullanmayan kişilere göre 4-5 misli fazladır. Hipergastrenemi. Gastrin hormonu midede asit yapan, hücreleri uyaran bir hormon olup uzun süreli PPI kullanan kişilerde kanda gastrin hormon seviyesi yükselmiştir. Kan gastrin yüksekliği farelerde bir tür mide tümörüne sebep olmuş ancak böyle bir durum insanlarda gösterilememiştir. Yine gastrin yüksekliğine bağlı artmış kolon kanseri riski de gösterilememiştir. Atrofik gastrit. Uzun süreli PPI tedavisi alan hastalar az da olsa kronik atrofik gastrit denen gastritin bir alt türünde artış gözlenmektedir. Atrofik gastrit, mide kanseri riskini artıran bir gastrit türüdür. Ancak şu var ki mide kanseri gelişmesi tek faktörden çok faktörlü bir olay olup diğer faktörlerin de bir arada olması gerekmektedir. Mide bağırsak dışındaki riskler, mineral ve vitaminlerin emilim bozukluğu, magnezyum emiliminin bozulması. PPI ilaçlar magnezyumun azalmış bağırsak emilimine bağlı olarak kan magnezyum seviyesinin düşmesine sebep olurlar. Magnezyumun vücutta önemli fonksiyonları olup birçok enzimin aktifleşmesi için gerekli olduğu gibi vücutta kas ve sinir sisteminin fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli rolü olan bir elementtir. Kan magnezyum düşüklüğünün klinik belirtileri arasında titreme, kaslarda kasılma, zayıflık, dikkat azalması gibi durumlar yer almaktadır. Şiddetli PPI kaynaklı magnezyum eksikliğinde kalp fonksiyonlarında da bozukluk görülmektedir. Magnezyum düşüklüğü genellikle 1 yıldan uzun süre PPI kullanan hastalarda görülmektedir. Kalsiyum eksikliği ve kırık riski. Mide asit azlığı kalsiyumun suda çözünmeyen türünün emilimini azaltır, böylece kemiğin sertliğini azaltabilir. Dünya İlaç Örgütü FDA bu ilaçların kullanımıyla kalça, el bileği ve omurgada olası artmış kırık riski hakkında hastaların bilgilendirilmesini zorunlu kılmıştır. Vitamin B12 emilim bozukluğu. PPI'lerle uzun süreli tedavi vitamin B12 emilim bozukluğuna yol açabilmektedir. B12 vitamini sinir sistemi fonksiyonları ve kan yapımında temel olan bir vitamindir. Demir emilim bozukluğu. Mide asidi demirin emiliminde rol oynar ve PPI ilaçların kullanımı azalmış demir emilimiyle ilişkilidir. Bununla birlikte çoğu durumda azalmış emilim klinik öneme sahip görünmemektedir. Ancak demir desteğine ihtiyaç duyan hastalarda bu durum önemli olabilir. Böbrek hastalığı. PPI ilaçlar nefrit denen bir tür böbrek hasarına neden olabilir. Bu durum ilacın dozuna bağımlı olmayıp vücut savunma sisteminin anormal cevabı ile ilişkilidir. Buna benzer şekilde bazı cilt hastalıklarıyla bu ilaçların bir ilişkisi olabileceği bildirilmiştir. Belirsiz önemi olan diğer çalışmalar. COVID-19 ile PPI ilişkisi. PPI kullanımının COVID-19 riskinin artması ile ilişkili olup olmadığı belirsizdir. Demans. Bazı çalışmalar PPI kullanımı ile demans arasında bir ilişki bulunduğunu bildirmesine rağmen diğer bazı çalışmalarda PPI kullanımı ile bilişsel işlev arasında bir ilişki bulunamamıştır. Sonuç, PPI grubu ilaçlar 1 yıldan uzun süre kullanılacaksa mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Mevcut istenmeyen sağlık sorunları nedeniyle uzun süreli PPI kullanan hastalara belirli zaman aralıklarıyla bazı testlerin uygulanması gerekebilir.